La yus'alu amma yef'alu. Allah Azze ve Celle la yus'eldir. Bunun, bu ifadenin Türkçemize kazandırılmış olması da güzeldir. Yani gerçi çok azaldı, belki şimdi bazıları bilmez ama eskiler bilirler bunu. Yani la yus'el değilsin kardeşim derler. Manası şu, yani sorgulanamaz. Yaptığı işlerden ötürü muahaze edilemez, hesaba çekilemez. Ne yaparsa yapar. Kimse ona bunu niçin yaptın diyemez. La yus'el, bazı kimseler vardır, kendilerini böyle görürler. La yus'el görürler, yaptıkları işin yerindeliğinin tartışılması hoşlarına gitmez. Bu onların kendilerini ilahlaştırma sürecine soktuklarının alametidir. Çünkü akleden kimseler, başta Allah Azze ve Celle'nin Resulullah'a emrettiği gibi وَشَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ, etrafındakilerle istişare ederler. Yaptıkları, yapacakları işlerin olumlu, olumsuz yanlarını, sürekli çevrelerindeki kolektif aklı, yani başkalarının da düşüncesini, fikrini işin içerisine katarak, çünkü bilirler ki tek başıma ben karar alırsam yanlış edebilirim, ben bilgim sınırlı, akletmem sınırlı, neticede Allah'ın bir kuluyum ben. Bu başta Peygamberimiz de olmak üzere bütün akleden insanların bildiği bir gerçekliktir. Ama Firavun ne der? Firavun der ki مَا اُر۪يكُمْ اِلَّا مَا اَرَى لَا اُر۪يكُمْ اِلَّا مَا اَرَى وَمَا اَهْد۪يكُمْ اِلَّا سَب۪يلَ الرَّشَادِ. Ben size görüşümü, öngördüğümü söylüyorum ve benim size söylediğim ancak ve ancak rüştün yoludur, dosdoğru yoldur. Yani ben söylüyorsam o doğrudur, ben söylüyorsam o gerçektir. Bunun müzakere edilmesine dahi kapalıyım. Kimseye bunu danışmaya ihtiyacım yok. Birilerinin bana akıl vermesine herhangi bir gerek yok. Bu la yus'el tavra doğru geçiş, bu la yus'el bir yaklaşım, babada da görülse, annede de görülse, çocukta da görülse, ki herhangi bir insanda görünebilir, iş yerinde, patronda da görünse, insana yakışmaz. İnsanlar bunu gördükleri zaman ya kendisini ne zannediyor derken, kendisini Allah mı zannediyor aslında sorarlar. Çünkü bildiğimiz tek bir la yus'el var. O da zatını tam da böyle tanıtmış olan Allah Azze ve Celle'dir. Cenab-ı Hak dedi ki la yus'elu amma yef'alu. O yaptığından sorulmaz. La yus'elu amma yef'alu. Ey la yus'el olan Rabbim, el-alim olan, ilmi bütünüyle sahibi olan Allah Azze ve Celle. Bilmediği herhangi bir şey olmayan. Em tunebbi'unehu bima la ya'lemu. Cenab-ı Hak ona şirk ile putları yahut cinleri yahut insanları, eş, oğul, ortak ve benzeri atfedenlere dedi ki siz ona onun bilmediği bir şeyi mi haber veriyorsunuz? Allah böyle bir şeyin olduğunu bilmiyor. Bir ortağı olduğunu, dengi, benzeri, eşi, mümasili, muadili, böyle bir şey olduğunu bilmiyor. Cenab-ı Hakk'ın bilmediği bir şey yok demektir. Olmayan bir şeyi Cenab-ı Hakk'a yalan yere iftiraen söylüyoruz demektir. اَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ. Göklerde, yerde Cenab-ı Hakk'ın bilmediği bir şeyi Allah'a siz haber mi veriyorsunuz? اَمْ تُنَبِّئُونَهُ. Medresedeyken bir ara böyle bir espri başladı. Birileri diyorlardı ki Allah'ın bilmediği şey nedir? Arkadaşlar çarpılıyorduk tabii, ya ne diyorsun sen, haşa de, neuzu billah de, ne demek Cenab-ı Hakk'ın bilmediği şey ne? Hemen espriyle cevap veriyorlardı. Bir eşi, benzeri, ortağı, Allah böyle bir şeyi bilmiyor. Hakikaten ayette öyle diyor. بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ. Cenab-ı Hak ne göklerde ne yerde böyle bir şeyin olduğunu bilmiyor. Siz mi ona bunu haber veriyorsunuz?
Ya Rabbi bak senin burada bir ortağın varmış. Ya Rabbi senin bak burada bir oğlun varmış Hristiyanların yaptığı gibi. Ya Rabbi bak burada senin bir eşin, senin bir muadilin, benzerin, ortağın vesaire varmış diye olmayan, olmadığı için de Cenab-ı Hakk'ın bilmediği, çünkü o her şeyi bilir, bir şeyi Cenab-ı Hakk'a mı haber veriyorsunuz? Ne kadar komik bir durumdasınız diye Allah Azze ve Celle'nin kullarını ikaz ettiği güçlü bir şekilde. Çünkü ondan gayrı göklerin ve yerin yaratıcısı, alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle, akleden insanların وَاِلَٰهُنَا وَاِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ diye haykırdığı, ey insanlar sizin de ilahınız, bizim de ilahımız, hepsi yegane tek bir ilahtır. Hepsi Rabbimiz, bizi yaratan Allah Azze ve Celle yegane tek bir ilahtır. Buna benzer eş vesaire uydurduklarınız اِنْ هِيَ اِلَّا اَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا اَنْتُمْ وَاَبَاءُكُمْ. Bunlar isimlerden ibaret. Sizler bu isimleri ad koydunuz. Bu ad koymalarınız, bu isimlendirmeleriniz ağızlarınızda uydurduğunuz şeyler. Ama korkunç bunlar. كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ. Ağızlarından çıkan kelime o kadar korkunç, büyük ki, dedi Cenab-ı Hak. Ağızları şu kadar ama çıkardıkları kelimeler olağanüstü korkunç. اَنْ دَعُوا لِلْرَحْمَانِ وَلَدَى. Rahman'a velet isnat ediyorlar. Şunlara bak. وَمَا كَانَ لِلْرَحْمَانِ اَنْ يَتَّخِذَ وَلَدَى. Allah Azze ve Celle bu isnat edilen iftiradan ötürü تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدَّى. Gökler parça parça olup dökülmeye, yer yarım yarım olup yarılmaya azmetti, yeltendi, neredeyse yarılacak oldu. Allah Azze ve Celle onları tutuyor. Yoksa onlar böyle bir iftira karşısında tepkisiz kalmaya, insana zemin oluşturmaya devam etmeye, insana tavan oluşturmaya devam etmeye durmak istemediler. تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَا مِنْهُمْ. Bu bahsettiğimiz husus Cenab-ı Hakk'ın 21. ayette sorduğu, 22. ayette bir varsayım olarak ele alıp akletmemize bunun tartışmasını ortaya koyduğu, Allah'tan gayrı ilah olsaydı kulum bir düşün diye bunun sonucu üzere bizi düşündürttüğü, akletmeye çağırdığı ve sonra zatını bize 24. ayette la yus'el diye tarif ettiği, ben la yus'el olanım,